Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün tekrardan üretimhanedeyiz. Yeni yavrularımız çıktı arkadaşlar, yumurtalarımız geldi. Yumurtlamalar devam ediyor hatta. Yeni eşe attığımız iki takımımız var şu an. Birisi Show, bir tanesi de yerli takım arkadaşlar. Onlar da eşe attığımız gibi direkt çiftleştiler. Bugün onları göstereceğiz, yuva kontrolü yapacağız. Bir tane yavrumuza bilezik taktık, onu göstereceğiz. Birazcık erken taktık ama kendi çıkartabilirse tekrardan bileziğini takacağız. Sıradan başlayalım arkadaşlar. İlk şöyle bir güzel haberimizi verelim. Yeşil Show dişimiz hastaydı. Bayağı bir ağır hastaydı. Hatta kafesi şuradaydı. Kutunun üstündeydi. Küçük mavi bir kafes vardı. Şu an nerede bilmiyorum ama bu onun içindeydi. Taban ızgarası geldikten sonra bunu bu kafese almayı düşündük ve buraya koyduk arkadaşlar kafes kuşumuzu. Bu kafese yerleştirdik. Şu an burada gayet güzel. Yulaf ve dalları takviyemiz var düzenli olarak her gün. Her gün bir tane şöyle dalları bitiriyor arkadaşlar kuşumuz. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane böyle bir salkım dalları bitiriyor ve şu arkada görmüş olduğunuz saksı atlığından en küçük boy bu arada bu saksı atlığı. Ondaki yulafı full bitiriyor. Bakın göğsü biliyorsunuz hani içe falan çok geçikti. Kemiği full dışarıda gözüküyordu. Şu an kursak kısmı net bariz bir şekilde şişik duruyor. Duruşu falan çok güzelleşti öncesine göre. Hani çok kabarık duruyordu ve poposuna falan pislik yapışıyordu. Şu an poposu da temiz arkadaşlar. Umarım gözüküyordur popo kısmı. Hani kuş iyileşiyor yani açıkçası öyle söyleyelim. Burada çek takımlarımız var. Çek takımlarımızın hepsi çiftleşmeye başladı neredeyse. Bazılarının da eş değişikliğine gittik. Onlar da eş attığımız gibi çiftleştiler. Bunlar dün çiftleşiyorlardı arkadaşlar. Bunlar zaten hazır takım. Yumurtlamışlar mı? Yumurta yok ama yumurtlaması çok yakın arkadaşlar bu kuşumuzun. Buradaki takımımızın yani. Bak aşağı geçelim. Bunları dün biz yeni eşe attık. Normalde bu erkek hangi dişideydi? Painted dişideydi arkadaşlar bu erkeğimiz. Salmalı şu an o painted dişimizde. Aşağı kafeste bakın ortadaki yeşilli gözüken kuşumuzun eşiydi bu normalde. Yumurtlamadılar, yuvaya girip çıkma olmadı, çiftleşme olmadı, eşten ayırdık. Yuvaya bakıyoruz ama şu an yuva boştur. Haftaya ne zaman da olacak bu kafesimiz? Pazar veya pazartesi ilk yumurtayı atacak arkadaşlar bu dişimiz. Dün yaklaşık ilk eşe attıktan sonra yani 10-12 kere falan çiftleştiler durmadan yani devam ettiler. Bakalım tahminen bir 6-7 yumurta yapacaklar yani öyle gözüküyor şu an gidişat sürekli çiftleşiyor çünkü kuşlar bayağı bir dinç ve hareketliler. O da güzel oldu bizim açımızdan fazla yavru verecekler. Burada sarı takımımız var, bunlar dişinin pisliği bariz büyüdü, pisliklerimizi gösterelim şöyle. Hamile, %100 hamile, henüz yumurtlamadı yalnız. Bu da hemen bir çıksın bakalım popo kokusuna. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu yarın yumurtayı bırakacak. Yumurta şu an popo kısmına düşmüş bakın. Popo kısmında şiş. Hatta bir saat içinde bile yumurtlayabilir yani. Çok cidden bayağı bir şişmiş popo kısmı. Ondan ilk yumurtamız gelecek. Yarın gelir büyük ihtimalle. Japonez takımımızın burada iki yavrumuz vardı işte. Buradaki yavrumuza bileziğini taktık büyük olana. O da bileziği çıkartmış mı? Bakabilir miyiz? Bakarız. Niye bakmayalım gel. Evet bu bileziği çıkartmış herhalde. Ya, küçüktü zaten. Denemek istedik bakalım belki çıkartamazlar diye. Bir de bu Japonezlerin zaten vücutları normal diğer şovlara göre benim yaptırdığım bilezikler şov ayarında arkadaşlar. Şovlara göre zaten ayakları küçük oluyor. Bileziği çıkartmışlar büyük ihtimalle yuvanın içindedir. Onu birazdan alırım ben. Hatta kafes dibine bile atmış olabilirler diyecektim ama yok. Bileziği taktık demek ki erken takmışız. Zaten şu an yavrumuz 7 günlük. Ya 13 günlükken falan normalde takılıyor bilezikler. Biz bazen erkenden takıyoruz çıkartmıyorlar ama dişimiz çıkartmış. Anne bırakmıyor yavru değil de anne çıkartıyor. Bunun erkeğiyle kavga etti arkadaşlar bunlar. Dişi erkeğe dillik vermiyordu sürekli kovalıyordu. Biz buraya geldiğimiz zaman gördük. Hatta yuvaya falan kaçtı erkek en son ama orada da dövmeye devam edince erkeği ayırdık. Yavrulara dişi tek bakacak yavrular bayağı büyüdüler arkadaşlar. Gayet güzeller bakın renkleri falan çok hoş duruyor. Bu yuvada da 5 yavrumuz var. Hiçbirinde bilezik yok. Bunlara bileziği takmadık. Japonez ve Show'un yavrularına bilezik takacağız arkadaşlar. Buradaki kırık takımın kuşuydu. O yüzden yumurta bilezik takmak istemedik buraya. Burada kaç yumurtamız varmış? Burada 4 yumurtamız varmış. Hala da 4 yumurtamız var zaten. 2 tanesi net dolu gözüküyor şu an buradan. Dişimiz çok güzel. Dişiyi şu aradan göstereyim sizlere bakın. Dişi cidden çok güzel. Erkek de aynı şekilde. Tahminen hani bir daha kuluçkada bu dişinin erkeğini değiştirdiler arkadaşlar. Biraz daha sakal ve kafa yapısı güzel olan bir erkekle eşlerler diye düşünüyorum. Hatta şu erkek şu an boşta işte demin dişisiyle kavga eden erkek. Büyük ihtimalle bununla eşe vurabilirler onları.
direkt yumurtlayacaklardır. İkisi de hani takım kuştu. Hani bakıcı kuşlar bunlar. Eş tutmaları çok çok kolay oluyor arkadaşlar. %80 %90 onlardan yumurta gelir. Onu deneyebilirler yani. Burada 7 yumurtamız varmış. Hemen şöyle yazalım, göstereyim size tarihlerini. İlk yumurtayı 20'de vermişler. Bir tane yumurta çeklerinin altından kaydırmıştık buraya. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tanesi bunların 7. yumurta, çek takımın yumurtası. Dişi de güzel bir şekilde yumurtalarına yatıyor. Evet. Burada aşağıya geçiyoruz. Burada hangi takımımız vardı? Burada da tek kanatlar vardı, evet. Hatırladım. Tek kanat Japonesler vardı. Yavru satışlarımız var arkadaşlar. Yavrular çıktıktan sonra zaten Instagram veya Facebook sayfamızdan paylaşırız. Ya da YouTube hesabından video şeklinde paylaşırız. Oradan yavru almak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilirler. Bunların da 3-2-5 yumurtası var arkadaşlar. Bakın dişimiz de tek kanat, tepeli. Erkeğimiz de aynı şekilde tek kanat. Evet, taktık bunu da tek seferde. Evet, bu erkeğimizin yanında eşi yok arkadaşlar. Bunu hangi dişiyle denemiştik? Şuradaki renkli olan, sarı yüz olan dişimizle denemiştik arkadaşlar. Dişi bu aralar pek yumurtlamayı falan düşünmüyor herhalde. Çünkü erkeğe dillik vermedi. Erkek çok baskın bir erkek aslında. Çok kur yapmayı seven bir erkek. Dişiye baskınlık kurmaya çalıştı. Dişi kaldırıp aşağı attı. Baskınlık kurdu bir zamandan sonra. Bu sefer de dişi çok durağanlaştı, durgunlaştı. Ondan sonra da dişiyi tekrar da salmaya attık. Biraz kendine gelsin, toparlansın diye. Evet, burada bunların yumurtası var mı? Bakalım. Hatta ilk bir pisliklerini kontrol edelim. Gözük görebilirsek eğer bu malzemeden sonra. Pislikler çok net anlaşılmıyor ama şurada birazcık sanki, bakın tam parmağımın hizasında birazcık büyük bir pislik var. Muhabbetleri çıkarttık yuvadan. Yumurta yok arkadaşlar. Yumurta henüz yok ama büyük ihtimalle bunlar da yumurtlayacaklar. Çok güzel bir takım bu da, bakın. Renk olarak, cüssü olarak birbirlerine çok çok yakınlar. İkisi de bizim üretimhanemizdeki kuşların yavrusu. Bu erkeğin yavrusu arkadaşlar. O şey, büyük olan, erkek olan yani. Oradaki duvar tarafındaki erkek, buradaki erkeğin yavrusu. Dişi de buradaki erkeğimizin yavrusu. Aynen. Babaları bunlar. Dişinin babası bu, erkeğin babası bu. Gelecek yavruyu merak ediyoruz. Eğer yumurtlarlarsa bakalım. Salmayı en son gösteririm arkadaşlar. Şurada Japoneslerimize geçelim. Burada da 4 yumurtamız var. 28. En son 28'inde yumurtlamışlar. Bu 4-5 gün içinde arkadaşlar yaklaşık 4 yuvada falan yavru çıkması falan başlayacak. Bu yuvamızda, bu yuvada odaklayalım. Alttaki yuvamızda hani hepsi neredeyse aynı anda yavrular çıkmaya başlıyor. Alttaki yuvamızda belki bir ihtimal çıkabilir. Bir de şurada var, bakın. Oraya da geleceğiz şimdi, zaten sizlere göstereceğiz. Evet, yeni eşe attığımız takım da burada. Eşe attıktan yaklaşık bir 4-5 dakika sonra bunlar da eşleştiler arkadaşlar. 2-3 kere falan çiftleştiler, ondan sonra pek bir hareket etmediler. Uyku moduna geçtiler, şu an uyuyorlar zaten. Dişimiz çok çok güzel, erkeğin yanına yaraşır bir dişi. Bakın şöyle yakından gösterelim. Dediğim gibi araları çok çok güzel arkadaşlar. Bunlardan çok sağlam dişi gelecek, yavru gelecek. Üstteki erkeğin de düşündüğümüz dişi şu karşıda mavi, bakın arada kapının arasından gözüküyor. Şu, orada da bir diş şovumuz var. Buradaki takımımız da gayet güzel anlaşıyor. Bunları yeni eşledik. Dişimiz acemi değil ama erkeğimiz acemi. Daha önceden hiç yavru alınmamış bir erkek. Dişiden alındı. Hatta erkeğe de burada. Verdikleri yavruyu da gösterelim sizlere arkadaşlar. Verdikleri yavru da hemen şurada, bakın kendini kaşıyor. Hiç rahatsız olmuyor biliyorum ama. Verdikleri yavru da o. Sakal ve sakalları falan gayet güzel şu an. Hani kuş zaten 35-40 günlük anca arkadaşlar. Bunları yuvadan aldık zaten. Ondan sonra annesini falan da ayırmıştık. Salma yapmıştık. Şu an annesi başka bir erkekle eşli. Bakalım. Onlardan da yavru gelirse nasıl bir yavru verdiklerini göreceğiz onların da. Evet, burada da bir boş dişim erkeğimiz var. İyice kızmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Salmadaki dişlerimiz de aynı şekilde tam anlamıyla kızıştıktan sonra bunları eşe atacağız tekrardan. Burada Japones takımımız var.
Dişimiz de aynı bu şekilde mavi. O da yuvada yatmaya başladı. Yaklaşık kaç gün önce attık işte bunları? 2-3 gün önce işe attık ve şu an dişimiz yuvada yatıyor arkadaşlar. Burada kaç yumurtamız var? Burada 6 yumurtamız varmış. Henüz yavru çıkmadı. Dediğim gibi bu hafta sonuna kadar arkadaşlar 4-5 tane yuvada yavru çıkacak. Onlardan bir tanesi de o kafesimizdi. Salmayı da gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim isterseniz. Burası erkeklerin salması. Alt taraf dişilerin salması arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Full erkek var şu an burada. Bu salmamızda. Tabanımızı gösterelim. Kuşlarımızı gösterelim. Bakın buradaki yavrumuz da çok çok güzel oldu. Tüye girmiş bu da. Bunlar karşıda tellerle oynuyorlar. Bakın demek ki gösterdiğim şovun yavrusu işte o mavi. Büyük olan onun yavrusu bu. Yeşille cidden yumurta verirlerse çok güzel bir yavru vereceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şu maviyle, mavi dişiyle. Buradaki erkeğimiz yumurtlarlarsa eğer bunlar da çok sağlam yavru verecekler. Onların yavrularıyla zaten kendi üretim halimize çoğaltırız. Hani kendimize anlaşlatırız o yavruları. Onlardan da yavru almaya devam ederiz. Hani bir sene falan bekleyeceğiz ama inanın bunların yavruları sizde eğer olursa görürseniz cidden değer yani. Siz de öyle dersiniz. Bayağı bir sağlam atacaklar yavruyu. Japonez yavrularımız da gelişiyorlar, büyüyorlar arkadaşlar. Burada kanatlarını falan geliştiriyorlar. Salmaya bilerek attık biz bunları zaten. Birazcık bağışıklık sistemleri falan güçlensin. Vücutları falan yapılansın diye attık. Ve daha da fazla neşeli oluyorlar burada. Bayağı bir uçuyorlar yani dışarıdaymış gibi. Bize yan yan bakıyor buradaki de. Salmamız da böyle erkeklerimizin. Dişilerin salmasını da gösterelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet burada yağlı kuşlarımız var. Birisi bariz belli en baştaki bakın. Göğüs kısmı özellikle çok belirgin. Bunun da popo kısmında bir yağlanma var. Çok kızgın bir kuş. Eşe atsanız direkt çiftleşir ama şu an popo kısmında yağlanma olduğu için yumurtlayamayacağını bildiğimiz için eşe atmıyoruz arkadaşlar. Yağlanması geçtikten sonra da bunlar eşe atılacaklar direkt. Burası da dişilerin salması. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.